günler sevgili izleyiciler. Radyosu özel programına hoş geldiniz. Programı açarken hepinizi çok değerli konumla birlikte sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Birçok yönü önem olan bir spor adamı. O nedenle kendisine önce hoş geldiniz diyorum. Bu konudaki şu andaki duygularını, intibalarını, bu programımız hakkındaki düşündüklerini öğrenmek istiyorum. Hoş bulduk hocam. Öncelikle tabii spor konusundaki saptamanız doğru. Uzun yıllar sizle de birlikte çalıştık. Evet. Yönetici olarak çalıştık, hoca olarak çalıştık. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk kaynağıdır. Evet. Ve sporun sürekli içinde bulunmaktan da mutluluk duyduğumu her zaman yaşamımda çok önemli bir yeri olduğunu ifade etmem gerekiyor. Evet. 10 yıl fiilen yönetim kurulu üyeliğim aralıksız 1989-99 yılları arasında İzmir Spor'da var. Önemli bölümünde de beraber çalıştık. Onlara zaten gireceğim. Evet. Zaten programımızın en önemli özelliklerini de sizin daha küçük yaşlardan itibaren sizi ele alıp kademe kademe yaşam merdivenlerinden çıkarıp bugüne getirmek istiyoruz. O nedenle isterseniz hemen şimdi düğmeye basalım ve yaşam merdivenlerinden yavaş yavaş çıkmaya başlayalım. Şimdi ilk sorum şu olacak sizlere. Türkiye'nin hangi ilinde, neresinde, hangi babanın, hangi ananın oğlu olarak ve yine hangi ailenin torunu olarak dünyaya geldiniz? İlk 6 yaşına kadar olan döneminizden hatırlayabildikleriniz nelerdir? Onlardan biraz konuşalım. Evet, 1951 yılında Trabzon'da doğdum. Evet. Babam Tevfik Vural Cıravoğlu. Çeşitli alanlarda devlet memuriyeti var, belediye görevi var, Fındık Kooperatifi Müdürlüğü var Trabzon'da ve daha sonra da Gemi Adamları Sendikası Başkanlığı var. Babanız. 1956 yılında sendikacılığa geçiyor. Evet. Ayrıca yerel gazeteciliği var. Orada bildiğim kadarıyla kendisinin araştırmaları, yazıları var. Yayınlanmış iki tane de kitabı var. Yani yerel medyanın sürekli içinde olan bir insan. Yani bildiğim konular onlar. Annem Melahat Cıraboğlu ev hanımı. Ailemin kökeni Trabzon, Karadeniz. Baba tarafım. Anne tarafından da, yani anneannemin tarafından Bulgaristan Rusçuk'la bir bağlantı olduğunu biliyorum. Çünkü annemin babası olan dedem Abdülhamit döneminde maşallah. Osmanlı ordusunda subay. Çok güzel. Yani o nedenle Trabzon'a geliyor. Dolayısıyla işte böyle bir bağlantı var. Daha sonra 1960 ihtilali olunca tabii bu babamın Trabzon Şube Başkanı olduğu Gemi Adamları Sendikası'nın genel başkanı Demokrat Parti milletvekiliydi aynı zamanda. Onlar Yassada'ya gidince babamı genel başkanlığa getirdiler, sendika genel başkanlığına. İstanbul'a geldi ve akabinde biz de ailece İstanbul'a göç ettik. Evet efendim. Çengelköy. Beylerbeyi Çengelköy. İsterseniz İstanbul'a gitmeyelim. Kaç yaşındasınız şu anda anlattığınızda? Şu anda 62 yaşındayım. Yok yok. Yani şu anlattığınız dönemde. Birdenbire çıkmayalım. Çünkü bizim programımızın özellikleri sizin bakınca eğer bunları biz programımıza almasaydık sizin şimdiye kadar söylediklerinizin hiçbirini çoğunu elde edebilen yoktu. Yoktur. Evet. Değil mi efendim? Şu programımızın özellikleri o bakımdan lütfen yavaş yavaş çıkalım merdivenlerden. 6 yaşına gelince haber verin bana, ben size tekrar bu sefer 7 yaşından başlayacak sorular soracağım. Yani hatırlayabildiğim bu kadar. Tabii ne kadar evimiz Trabzon'daydı. Arsin ilçesinin köyünde de dedemin, babamların fındık bahçeleri fındık vardı. Bahçeleri. Yani yaz aylarında köye gidilirdi, kış aylarında şehir içinde oturulurdu. Okul çağına kadar geldik. Geldiniz. Hatırlayabildiğim bunlar. Bunlar. Bir şey daha sorayım ben. Çok yaramaz bir çocuk muydunuz yoksa
ağır başlı böyle fazla haşarlık yapmayan bir çocuk. Hangi gruba dahildin? İkinci gruba dahildim. Çok ağır başlı evet. Bir çocuktum. Bizi iki kardeşim, benden 2 yaş küçük bir de kız kardeşim var. O daha yaramazdı bana göre. Evet. Ben de hep işte annemin babamın hayır duasıyla büyümüşümdür. Evet. Yani bu usulün nedeniyle. Efendim bugünkü karakterinize, huyunuza bakıldığı zaman o ikinci Şükrü Cerevoğlu'dan çok daha fazla izler kalmış üzerinizde. Cemiyette sevilen, sayılan, ağır başlı ne yaptığını, ne söylediğini bilen, çabuk sinirlenmeyen, çabuk kızmayan, çabuk reaksiyon göstermeyen bir insansınız. Yani bunun önemli bir bölümü tabii yaratılış, evet, yapısal evet. Bir şey. Ancak evet. Burada tabii aile terbiyesinde çok büyük önemi var. Babam tam bir cumhuriyet aydınıydı. Evet. Yani o zamanın okumuş parmakla sayılabilecek insanlarından biriydi. Yani bize verdikleri aile içi eğitimde, annem de olsun aynı şekilde terbiyede daima yani ağırbaşlı, efendi, suskun olmayı, önce karşıdakini evet. Dinlemeyi öğrettiler. Yani bu nosyonu bize kazandırdılar. Evet. Bu da tabii çok önemli. Yani okullarda aldığı eğitimin dışında insanların aile ve çevresinden aldığı eğitim de önemli. Evet, çok haklısınız. Şimdi efendim o zaman yavaş yavaş çıkalım. Gelelim 7-12 yaş. Arasına gelelim değil mi efendim? Evet. 7 yaş 12 yani ilkokul evet. Oluyor. Hatırlıyor musunuz ilkokulda sizi kim kaydetti? Hatırlıyorum, babam kaydetti. Evet. Trabzon'da. Cudi Bey İlkokulu. Cudi Bey İlkokulu. Trabzon merkezde. Merkezde evet. Evet, kaydoldum. Mualla Hanım da ilkokul öğretmenim de ismini de hala hatırlarım. Allah rahmet eylesin. Evet. Mutlaka vefat etmiştir. Yani bir gözlerimin dolduğunu, bir burukluk olduğunu babam kaydettirdi. Tuttu elimden, okula bıraktı sabahleyin ve döndü gitti. Yani öyle bir gözlerimin öyle dolduğunu, bir nereye düştüğümü anımsıyorum. Öyle tanıyorum ki ilkokulda da çok çalışkan ve sevilen, belki de sık sık iftarı eskiden çok hediyeler verirlerdi ilkokulda. Evet. Dereceler evet. Verirlerdi okulda evet. Verirken falan. Herhalde öyle bir öğrenciydi. Onları hep, evet. İlk öğretim, orta öğretim, o dönemler hep başarıyla geçti. Başarıyla geçti. Yani ortaokula geçeceğim efendim. 3 sınıfı Trabzon'da ha. Okudum. Ortaokulu. İlkokulu, 3 sınıfı ha. Trabzon'da okudum. Ondan sonra İstanbul'a göç edince... Ha, oradan İstanbul'a göç geliyorsun. 4. sınıfta Çengelköy İlkokulu'nda. Oradan İstanbul'a adım evet. Attınız, orada ilkokulu bitirdiniz. Daha sonra ortaokula geçelim isterseniz. Sonra... Çengelköy İlkokulu'nu bitirince Beylerbeyi Ortaokulu'na geçtik. Hep Boğaz'ın kenarına geçti. Evimiz yani. Beylerbeyi ile Çengelköy'ün arasındaydı. Evet. Çok da güzel yerlerdi. Tabii, İstanbul'un sakin, mutena yerleri, yeşillik, evet. Şimdiki gibi yapısal bir bozulmanın olmadığı, hep anımsarım ve örnek gösteririm. Üsküdar-Beypos karayolunun üzerine denize girerdik, yazın soğuk olurdu, Boğaz'ın suları akıntılıdır, üşürdük, Haziran ayında filan çıkardık, sıcak asfalta yatıp ısınırdık, yarım saatte bir araba geçerdi Üsküdar-Beykoz evet. Yolundan bahsediyorum. Şimdi karşıdan karşıya geçemiyorsunuz aynı yolda evet, tabii. Çok çok oldu. Evet, sonra liseye geçtik. Beylerbeyi Ortaokulu'nda da iftarla her sınıfı geçerek o zaman iftara geçmek. Bak, ben tahmin ettim yani. Evet. Hani o ilk çocukluk yaşındaki iki grup var ya, evet. Onun bir yerde okumuştum, o ikinci grubundaydılar. Yani ağırbaşlı, sessiz olanlar daha başarılı gözüküyorlar ilk öğretim yıllarında ve daha çok ortaokul, liseye gidinceye kadar. Üniversiteden sonra durum değişiyormuş. Bakalım şimdi ona da geleceğiz. Liseye geçelim efendim. Evet, Beylerbeyi Ortaokulu'nu bitirdim. Haydarpaşa Lisesi'ne evet. Geçtim. Orada da lise birden sonra fen şubesine ayrılarak 3 senede orayı okudum. Oradan ben de zaten fene geçtiğine göre fene kendine gönül öğrenciler geçer değil mi efendim? Yani öyle gelişti. Edebiyat biraz daha kolaydır. Evet, evet. Evet. Aslında ailem edebiyatçı babam ama işte ben daha çok işte fene ağırlık
verdim herhalde. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirince üniversite imtihanına girdik. O günkü koşullarda, yani daha doğrusu eczacılık mesleğini tercih etmeyi lise çağlarımdan bilmiyordum. Yani onu soracaktım. Yani şimdi herkes nereye bulursa, nereye notu tutuyorsa oraya giriyor. Ama evet, o zaman tercihler yerine getiriliyordu yani. Yani 6 tane tercih yapıyordunuz aldığınız evet, puana göre. Evet. Onların içinden en önce hangisini tutarsa ya da değiştirebiliyordunuz arasında. Tabii, isterseniz. Kayıt yaptırıyordunuz. Yani benim puanımın tuttuğu yerler arasında da bir miktar tereddütte kaldım kayıt olurken. Yani peşin hükümlü değildim eczacılığa girmek için. Tıp fakültelerimi tutuyordu. Cerrahpaşa Tıp, Çapa'da. Zaten eczacılık tıpa yakındır değil mi? Kimya mühendisliği o zaman daha da çok revaçlıydı. Onu tutuyordu, eczacılığı tutuyordu. Yani bu üçünden birini tercih etmek durumundaydım. Daha sonra kimyayı eleyince eczacılık veya tıp tercihi kaldı. Tıpı da eğitimi uzun diye, yani 6 yıl okuyacağız, ondan sonra ihtisası 10 yıl. Ailemin maddi koşulları da çok elverişli değildi. Tabii çünkü maaşı geçince kadar 10 yıl geçiyor değil mi? Evet. Yani eczacılığı tercih ettim. İşte mahalleden arkadaşlarımızın da... Ama onda da sermaye gerekli eczacılıkta da. Şu vardı, yani o zaman da mesul müdürlük yapma olanağı filan da vardı. Yani şart değildi. Eczacılık fakültesine girdikten sonra, yani birinci sınıftan sonra ben çalışarak okumak zorunda kaldım. Bu Günaydın Gazetesi vardı eskiden, web ofise. Evet. Simavilerin, Halim'in Simavilerin sahibi oldu. Evet. Onlar da bu kupon, pay kuponu diye bir şey vardı. O zaman gazeteden kupon toplayıp karşılığında eşya evet, aldım. Evet, evet. Onların dağıtıldığı mağazaların birinde bir arkadaşım çalışıyordu. Şefti mağazada. Onun şeyiyle, tavsiyesiyle, zorlamasıyla ben çalışmaya başladım. Sonra okula yetememeye başladım. Çünkü okulumuzda laboratuvarları olan, devam mecburiyeti olan bir okuldu. Hı. Ama orada da yani bir süre Beşiktaş mağazasında çalıştım. Sonra Cağaloğlu Merkez mağazasına şef oldum. Ama okulum tıkanınca yani çaresiz durumda kaldım. Fakat o zamanki genel müdürümüz de seni matbaa kısmına alalım dedi. Gece amirliğine. Basında da çalışmışsınız bayağı var yani değil mi efendim? Var. Gazeteci olarak değil ama. Yani değil ama. Matbaa kokusunu. Evet almışsınız. Matbaa mürekkebi. Üzerinize damlamıştım evet, belki zaman zaman. Evet. Yani akşamları çalışıyordum. Yani 6'da geliyordum mesaiye Cağaloğlu'nda. Saat 2'de gece gidiyordum. Gündüzde evet, okula gidiyordum. O şekilde evet, bir süreci tamamladık. Sonra şuraya geleceğim ben. Genelde yaşamdaki sıraya göre gitmek istiyorum da herhalde o sıraların askerlik ve yedek subaylık gelecek. Evet. Veya sonraya da aktarmış olabilirsiniz ama o sıralarda mı yaptınız yedek subaylık? O sıralarda yaptım. Evet. Tabii 1974 Kıbrıs Harekatı'nın hemen ertesinde evet, o günlerden 1975'in ilkbaharında yedek subay olarak Samsun Sahrasiye Hizmet Okulu'na gittim. İşte 3 ay yazın orada eğitim gördükten sonra kura çektik. Kurayla dağıtım. Deniz Kuvvetleri İzmir Uzunada. İzmir Körfezi'nin girişinde bir adadır. Marmara Adası'ndan sonra Türkiye'nin ikinci bir adasıdır. Buraya girerken bir eczacı mesleğiyle giriyor evet, değil mi efendim? Yani o sınıfın bulunduğu bölümlere giriyordunuz. Revir, oranın revirinde evet, eczacı olarak küçük bir eczanesi de vardı. Sahra eczanesi gibi. Evet. Hayır, yerleşik binası yani 3000 küsur mevcudu olan askeri bir garnizondu. Evet. Sivile yasaktı girmesi. Ama okulu vardı mesela personelin, çocuklarının gittiği geldiği sivil okul, ilkokul. Yani büyük bir alan tabii. Orada yedek subay olarak çok tatlı anılarla askerliğimi de Deniz Kuvvetleri'nde bahaneli olarak tamamlamış oldum. Şimdi yavaş yavaş ben sizi esas buraya çıkmanızda, bizim sizleri buraya çıkar maruz etmemizde en önemli yönümüzden biri de spor tabii. Şimdi spora geçelim. Spora da size bırakıyorum. Nerelerden başlamak istiyorsunuz? Yani sporla ilginiz, gerek sporcu olarak,
gerekse yavaş yavaş yönetici olarak nerelerden başladı? Edirne Spor'a kadar geldiğinizi şöyle bir kısaca bir özetleyelim bakalım. Nasıl yani, sporcusunuz? Sporla ilgim tabii semt takımında oynayarak başladı. Her gencim yaşta bir İstanbul'da, işte Çengelköy'de. O şekilde işte yazlık turnuvalarda vesaire bir şey spor yaşamımız oldu ama tabii şey olarak lisanslı futbolcu değil misin? Değildim. Değil. Lisanslı değildim. Ha, değil. Ancak tabii şey olarak çok yakın bir izleyicisiydik. Merakım, sevgim çok fazlaydı. Ondan sonra Edirne'ye geldikten sonra bu tabii tam yerine oturmuş oldu. Kaç senesinde geldiniz efendim Edirne'ye? 1979 yılında geldim. Sigorta Hastanesi'ne eczacı olarak tayin oldum. Orada arkadaşlarımız yönetim kurulundaydı. Biz de takıma yardımcı olduk Edirne Spor'a zaten. Evet. İlaç vesaire konularında. Hani yönetimle de çok yakındık. Yani bir yardımcı yönetici gibi iç içeydik. Ayrıca taraftarlığımız da vardı. Tabii bu süreç boyunca yani kulüp taraftarlığı olarak yani sapına kadar taraftarlık olarak hissettiğim tek şeyin olgunun Edirne Spor olduğunu evet. Ve hala da sorulduğunda hangi takımı tutuyorsun diye laf olsun diye değil, gerçekten evet. Yürekten dinleyerek Edirne Spor taraftarı diyebildiğim bir süreçti o. Çünkü gerçek taraftarlığı yaşadım. Yani o fanatizm anlamında değil ama o kadar kendini kaptırarak, kendini vererek bir duygu seni yaşamak evet. Ancak bu şekilde açıklanırsa. Evet, haklısınız. Edirne Spor yönetiminde de benim edindiğim intiba şuydu. Gerçekten sizinle yönetici olarak gerekse başkan olduğunuz yıllarda beraber çalışmak büyük bir zevktir. Çünkü her şeyin dikkatli bir biçimde, disiplinli bir şekilde ama tatlı bir üslupla zamanında yapılmasını isteyen bir yapınız vardır. O nedenle o konularda gerçekten çok iyi bir, arzu edilen bir yönetici ve başkan tipiydiniz. Şimdi efendim, tabii o kadar çok geniş şeyler oluyor ki insanın yaşamında. Buralardan çabuk çabuk geçmek istiyoruz. Buradaki bize ayrılan sürede bir bilemedim, bir 15 falan devam ettirebiliyoruz. Şimdi efendim, siz aslında ilk geldiğiniz zamanlardaki görünüşünüze göre, davranışlarınıza göre sizi bir siyasetçi olarak hiç zaman düşünmedik. Zaten o zamanlarda siyasi merakınız da veya isteğiniz, nasıl söyleyecek artık, söyleyeceksem bir şey yapamıyorum, uygun kelimeyi bulamıyorum. Çünkü hala sizin siyasi yaşamanızda şöyle bir tereddüdüm var. Gerçekten siyaseti severek mi yapıyorsunuz yoksa iyi bir yerlere iş yapabilecek, yararlı işler yapabilecek bir yere gelmek için onun bir yol olduğunu kabul ederek mi siyaset yapıyorsunuz? Bu konuyu ben de anlamadım. Çünkü bazıları var siyaseti A'dan Z'ye bütün yaşamlarında siyaset olarak kabul ediyorlar. Bazıları da sizin gibi gerektikçe olsa giriyorlar. Siyasi yaşama bakışınız nasıl? Bu söylediklerimi kabul ediyor musunuz? Şimdi söyledikleriniz doğru. Evet. Kabul etmemiz gerekiyor. Büyük bölümü de ilk aşamada tarif ettiğimiz evet. Kalıbın içine giriyor. Ama ben ikinci gruba koyuyorum kendimi. Yani ben siyaseti bir toplum hizmeti ve bu evet. Ülkeye karşı bir borcumuz olarak görüyorum. Yani insanın bütün hayatını kapladığı zaman, o zaman iş en sonunda siyaset esnafına dönüşüyorsunuz. Evet. Yani başka evet. Bütün işleriniz hayatınızdan çıkıyor, ikinci evet. Planda kalıyor. Sizin tek seçeneğiniz ve yaşam neredeyse nedeniniz siyaset olunca da bu sefer yanlışlar yapmaya yönlendiriyor insanı. Evet. Yani o varını yoğunu ortaya koyuyor insan orada tutunabilmek için veya bir yere gelebilmek için. Bu doğru bir şey değil. Yani bu yanlışlardan korunmak için siyaseti bir ülke hizmeti, bir toplum hizmeti olarak düşünmek lazım. Yani toplumun istediği ve sizi motive ettiği, sizi ittiği müddetçe, yönlendirdiği müddetçe yapılması gereken bir şey olduğu kanısını taşıyorum. Doğru olan da budur. Yanlış yapmamanız için de bu gerekmektedir. Evet, bundan sonra da herhalde aynı yolu, yani
eğer bir yere gelebilmek için, çok iyi görev yapacağınıza inandığınız bir yere gelebilmek için siyasi kulvarlardan geçmek gerekiyorsa, o kulvarlardan da gerektiği için geçeceksiniz. Gerektiği için geçeceğim. Evet. Çünkü yani şöyle algılıyorum, yani bizim ülkemize karşı borcumuz var. Topluma karşı da borcumuz var. Yani biz bu ülke sayesinde varız. Bir yerlere geldiysek de bizi bir yerlere bu toplum getirdi. Evet. Bunun karşısında da hepimiz borçluyuz. Yani ülkemize de borçluyuz, halkımıza da borçluyuz. Evet. Yani bunun bir bölümünü bu şekilde geriye iade etmek zorundayız. Yani bize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Ama bunun fazlasını yani başka yollardan elde etmeye çalıştığınızda başka problemler çıkar. Evet. Onun için ben ayrıca ben bir manevi huzur duyuyorum. Yani mutlu oluyorum. Ben ülkeme ve halkıma karşı bir şeyler yapabildim. Onlar için bir şeyler üretebildim, bir şeyler verebildim diye kendimi mutlu hissediyorum. Niçin yaşıyoruz? Yani bu mutlu olmak için yaşıyoruz. Geride iyi bir isim bırakmak için yaşıyoruz. Evet. Bunun dışında elbette başka gerekçeleri de var ama hiçbirinin anlamı yok. Yani anlıyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Bu evet. Sonrasında geriye kalan bakiye sadece ne isim bıraktığınızdır, topluma ne bıraktığınızdır, çoluğunuza, çocuğunuza ne bıraktığınızdır, ne isim bıraktığınızdır, bir de mutlu oldunuz mu, huzur buldunuz mu? Bunu o zaman da bir soruyla siyasi bölümü bitirmek istiyorum. Efendim, genel olarak baktığımızda siz mi siyaseti idare ediyorsunuz, siyaset mi sizi idare ediyor şu anda? Yani siz mi siyaseti istediğiniz şekilde kullanıyorsunuz, yoksa siyaset mi sizi kendine esir etmiş? Yani şimdi Türkiye gibi bir ülkede evet, bu sorunun yanıtını vermek çok zor. Çünkü yani şartların, siyasi zeminin ve etrafındaki koşulların olması gibi, gerektiği gibi olduğunu kabul etmemiz çok zor. Yani o koşullar insanı yönlendiriyor ister istemez. Zaman zaman da biz yönlendirme çalışıyoruz ama tabii ki bir toplumun içinde yaşıyoruz. Yani bulunduğunuz ortam içinde çok aykırı şeyler yapma olanağınız yok. Evet. Ya da hani bir geminin içindesiniz. Bu gemi bir yere doğru gidiyorsa siz ne yöne koşarsanız koşun. Başka yere gitme şansınız yok yani. Şansınız yok diyoruz. Oğlu, sohbetimiz iyi gidiyor herhalde. Evet. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan da, konuştuklarımızdan da anlaşılacağı gibi aslında şu anda benim karşımda 5 tane Şükrü Cirevoğlu var. Şimdi bu Cirevoğlu'lardan bir tanesi eczacı Şükrü Cirevoğlu. Evet. Tamam mesleğin adamı. Yine gene sporcu Şükrü Cirevoğlu var. Gerek futbolu sevmiş, oynamış, gerekse idarecilik yapmış. Hatta yöneticiliği ve başkanlığı zamanında iyi sonuçlara ulaşmış bir sporcu. Aynı zamanda dernekçi var. Çünkü Eczacılar Derneği'nde çok defa biliyorum, benim İtalya'da bir arkadaşım vardı, Akın Çubukçu diye. Ah evet. Evet, onlarla da sık sık görüşür, bana selam getirdiniz. Evet. Merkezdeki toplantılara giderdiniz. Evet. Öyle evet, bir dernekçiliğiniz var. Yine onun haricinde, yine siyasetçi, bir şimdi biraz evvel tanıdığımız siyasetçi Şükrü Cirevoğlu var. Bir de aile reisi Şükrü Cirevoğlu var. Bu 5 tane Şükrü Cirevoğlu birbirleriyle zaman zaman çatışıyorlar mı? Birbirleriyle ya dur ben öne geçeceğim, sen öne geçeceğim şeklinde zorlamalar var mı kendi aralarında? Hangisi en başta diğerlerine hakim oluyor? Hangisi kenarda kalıyor, kıyıda kalıyor? Bu konuyu şöyle bir yorumlar mısınız bu kişileri? Yani çok fazla birbirine karışmaz. Karışmaz diyorsun. Bir kere yani karışsa da her şeyin önünde ailemizin geldiğini kabul etmemiz gerekiyor. Onun ayrıcalığı, dokunulmazlığı. O diyorsunuz birinci sırada. Birinci, aile babası, zaman, hiçbir olmasa da aile babası Şükrü Cirevoğlu olarak her zaman birinci en çok değer verdiğim Şükrü Bey odur diyorsunuz. Evet. Yani. Evet. Zorlandığı dönemler olmuştur. Yani bu saydığınız 5 kimliğin içinde bunu evet, en fazla zorlayan da kulüp yöneticiliği, kulüp başkanlığı dönemleri olmuştur. Çünkü ailenize ayıracağınız zamanı çalan bir uğraş. Evet. Spor yöneticiliği. İşte bir pazar gününüz var, tatil yapacağınız. Onda da müsabaka olduğu için. Onunla ilgili soruların da olacak size. Bakın çok güzel. Yani ailenin özverisi gerekiyor ama sağ olsunlar karşılıklı
şeyde, özveriyle götürdük bugüne kadar. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş daha böyle önemli konulara ilerlenin. Spor gündemini alan, spor gündeminde daima problem olan veya başarı yolda giden konular var zaman zaman. Onları sormak istiyorum. Çünkü bir spor adamı olup da evlenerde yaşayıp da bunları bilmemek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak mümkün değil diye düşünüyorum. Bence ilk yaşadığınız zevki, ilk tatlının gazcık tadını yaşadığınız Edirne Spor, sarı kırmızı renkli Edirne Spor kulübünün nasıl duygulara sahipsiniz bu takım hakkında şu anda? Bugünkü durumu sizi tatmin ediyor mu? Ve daha iyiye doğru gidebilmesi için bu Edirne Spor'un daha iyi gidebilmesi mümkün ve mümkünse nasıl mümkün? Size göre tabii bunlar düşünceler olarak. Bunun evet. için aslında bir konferans verilir saatlerce süren de çok mutlaka. Kısa olarak. Yani şimdi Edirne Spor deyince tabii burada çok objektif bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Çünkü duygusal olmamamız mümkün değil. Yani Edirne Spor bir sevda. Yani 1966 yılından beri siz de içinde evet. yaşadığınız fiilen, yani Türkiye'de profesyonel futbolun illere, ilçelere yayıldığı merhum Orhan Şeref evet. Afak Federasyonu evet. döneminden başlayan evet, çok haklısınız. Süreçte ortaya çıkan Edirne'deki futbolun tarihsel gelişimi ve birikimini birleştirerek oluşturulan çok önemli bir değer Edirne için. Evet, bir dakikanızı almak istiyorum. Birine rahmet okumak istiyorum. Sayın Orhan Şeref Apak. Çok önemli bir evet. yeri var. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Ben İtalya'ya giderken benim orada antrenör kurslarına girmem konusunda bana Futbol Federasyonu adına hatta İngilizce yazdığı yazı gönderip beni oraya gönderen adam odur. O benim hayatımda büyük bir değişiklik evet. sağladı. Ayrıca Edirne Spor profesyonel lige çıkarken Edirne Spor'un formaları bütün Edirneliler de bilir. Mavi beyaz yapmışlardı. Mavi beyaz formaları görünce buraya geldiğinde siz ne yapıyorsunuz ya? Şurada yakında Yunanistan var. Yunanistan'ın bayrağı mavi beyaz. Hemen bunu değiştirin, başka bir renk bulun dediğinde sonra sarı kırmızı olur. Evet. O nedenle evet. kendisini bir kere daha Allah rahmet eylesin diyorum. Evet. Şimdi rahmetle anlıyoruz, evet. evet. Şimdi tabii uzun yıllar boyunca Edirne Spor, Edirne'yi yüz akıyla temsil etti. Evet. Ha, yani işin arka cephesinde çok sıkıntılar yaşandı. Çünkü 1980'li yıllardan itibaren dünyada evet. futbolun küreselleşme evet. Olgusu ve dalgalarıyla birlikte giderek bir endüstri haline alması, çok büyük parasal kaynaklara gereksinim duyulan bir branş haline gelmesi neticesinde yani zaman içinde bu ekonomisi kısıtlı olan yerlerde evet. sıkıntıya düştü. Ancak tabi bu bunun öncesinde yani Edirne Spor her alanda Edirne'yi temsil etti. Yani yüz akıyla temsil etti. Ha yani şöyle ya şampiyonluğa oynadık ya küme düşmemeye oynadık. Her zaman gündemdeydik. Ama her zaman gündemliydik evet. ve heyecan içindeydik. Yani o topluma bir heyecan veriyordu. Türkiye genelinde Edirne'nin isminin duyulmasını sağlıyordu. Artı yani bizlerle gerek yönetim kurulu, gerek taraftarlar, gerek takımımız, oyuncularımızla doğru bir çizgi çiziyorduk, iyi bir çizgi çiziyorduk. Yani bunu ben yıllarca yaşadım. Türkiye'nin neresine, hangi görevde, hangi kimliğimle gidersem gideyim, Edirne Spor konusu açıldığında insanlar gıptayla bahsettiler, övgüyle bahsettiler. Yani bundan gurur duyduk, mutlu olduk. Yani bir kentin isminin bu şekilde güzelliklerle, doğruluklarla anılması çok hoş bir şeydi. İnsana gurur veren bir şeydi. Dolayısıyla Edirne Spor'un Edirne'deki futbol tarihi içindeki yeri ayrıdır. Yani duygusal yaklaşıyoruz ama böyle bir olgu da var. Evet. Gerçek bir olgu da var. Daha sonra işte biz oyuncu seçimindeki titizliklerimizi hep birlikte siz de bilfiil içindeydiniz. O zaman biliyorsunuz. Beraber masanın üzerine kağıdı koyup evet. her mevkilere ikişer tane evet. birine üç, birine bir yapmadan evet. hassasiyetle yapmıştık. Evet. O kadroda peş peşe ikinci ligin kapısına çok, kadar, birinci ligin kapısına kadar gelmiştik. Geldi. Çok da büyük paralar kazandı bu evet. kulübe. Yani kentin ekonomisi yetmediği için o güçle
ayakta durduk yıllarca. O kadro sayesinde kent temsil edildi. Sizin de emeğiniz büyük o konuda. Kabul etmek lazım. İnsan çalışma zevkine yönetim kurulunun disiplinli çalışmasından, bir arada birlikte çalışmasından, birbirlerinin fikirlerinden istifade etmesinden duyuyor. Evet. Öyle bir ortamda çalışıyorsunuz, büyük bir zevkle çalışıyorsunuz. Ama o ortamı bulamadığınız zaman olmuyor. Yani her işte aynı şey. Takım çalışması, takım ruhu. Her işte önemli, çok önemli. Yani bunlar hepsi ekip işi. Çünkü insanlar tek başına hiç kimse bir şey değil. Hiçbirimiz tek başımıza bir şey ifade O zaman efendim, ben bu sorunun ikinci bölümünde şöyleydi, bu da çok uzun olur. Bunun için bir konferans vermek gerekir. Gene yani Edirne Spor'un bu durumu nasıl olur, nasıl düzelir size diye sorsam mutlaka kısa sürede bir şey söylemeyeceksiniz. Çok ve sonradan daha geniş anlatmak fırsatı arayacaksınız diyorum. Onu orada bırakalım. Değil mi efendim? Evet. Çünkü çok fikirler dinledik bu konuda. Evet, şimdi bir başka soru daha size sormak istiyorum. Mutlaka sizi ilgilendirecek bir konu. Şu anda Olin'in durumu var. Evet. Olin de inkar edecek gibi değil Edirne Spor'un son yıllarda yaptığı birincilikte, basket birinciliğinde bizi tanıttı. 3 sene yanılmıyorsam, değil mi efendim? Evet. 3. senesi bu sene kaldı. Böyle bir takımın şu anda krize girmesi hepimizi üzdü. Fakat bir taraftan da aman kurtulsun, aman kurtulsun diyoruz. Edirne'de herkes bunu söylüyor. Siz bu Olin'in bu durumunu istediğiniz yönde nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle tabii Olin'in de bugüne kadarki başarılarını ve Edirne'yi temsilde göstermiş olduğu özveriyi, başarıyı kabul etmemiz gerekiyor. Onun için ben de bir Edirne'li yurttaş olarak müteşekkirim kendilerine, emeği geçen herkese, yönetimleriyle, sporcularıyla, hocalarıyla. Aynı futbolda olduğu gibi her ne kadar futbol kadar popüler olmasa da ondan sonra ikinci sırada basketbol kamuoyunda en fazla ilgi çeken branş, spor branşı. Dolayısıyla Edirne'nin isminin duyulması önemlidir bu konuda. Edirne'yi temsil eden, Edirne'nin ismini duyuran her olguya bizim sempatiyle yaklaşmamız gerekir. Saygıyla, sevgiyle yaklaşmamız gerekir. Yani elimizden gelen her türlü desteği vermemiz gerekir. Gurur duyuyoruz başarılarından. Bu sene de ligde kalacağına inancım tam. İnanıyorum, bütün kalbimle inanıyorum. Sürecektir başarıları ve konumunu koruması gerektiğine inanıyorum. Efendim biliyorsunuz bizimle beraber Edirne Spor yönetiminde çalışırken sizin gibi çok değerli bir arkadaşımız daha vardı. Turan Gazioğlu. Evet. Onu da bundan önceki programıma çıkarmıştım. Ona da sordum. Nokta nokta o da aynı şeyleri söyledi. Kesinlikle dedi ki madem kalacaktır. Biz de inşallah diyoruz. İki tane spor adamı bunu söylüyorsa bundan güzel büyük imza olmaz diyorum ben de. Kurtulduk diyorum şimdi. İnşallah. Aksilik olmazsa. İnşallah diyorum. Şimdi efendim bir konu daha var. Hiç şüphem yok ki siz hangi takım olursa olsun, tabii kalbimizde geçen önce Edirne Sarıkırmızı, Edirne Spor'da ama şimdi diyorsunuz ki hangi takım olursa olsun ama profesyonelliği artık bir takım çıksın. Profesyonellik de Edirne'nin takımı olsun. Buna önce soyunan, bunları buraya soyunma salonunda şey dönem zor oluyor. Edirne Spor'un içinde bulunduğu, boş durumunda bir rolü oldu. Bu Edirne Spor GK şeklinde çevrilerek Ayşe Kadın Gençler Birliği kulübü 2 sene uğraş verildi. Bu 2 senede zaman zaman bayağı yaklaştı. Ama bazen ortada, bazen sonlara doğru bu hedeften uzaklaşılarak bu senede, 2. senede de hedefe ulaşılamadı. Şimdi siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Bunu da yine istediğiniz yönde yorumlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle tabii altını çizerek evet. bir kez daha tekrarlamam gerekiyor ki Edirne'yi temsil eden, Edirne'nin ismini ülke genelinde hatta mümkün olabilse de uluslararası da duyurabilen her türlü olgunun kesinlikle yanındayız. Sevgiyle, sempatiyle yaklaşıyoruz. Evet, evet. Bunu kabul etmemiz gerekir. Canı gönülden isteriz başarılı olmasını, gidebileceği yere kadar gitmesini. Bunun dışında yani bir öz eleştiri yapmamız
gerekir mi bilemiyorum ama kamuoyunun... Şöyle gidelim isterseniz, sözünüzü kesiyorum. Yani bu durum devam etsin mi, ettiyse bazı şeylere dikkat etmek şartıyla mı devam etsin, yoksa şöyle diyebilir miyiz? Bunlar artık hakkını kullandı, bunlar gelmesin, başkaları mı gelsin diyebilir miyiz? Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi yani tabii bunlar takım oluşturma ve bir hedefe varma açısından çok fazla üzerinde oynanabilecek konular değil. Yani değil. Bir kolay değil, bir takımın oluşması, evet. Bir camianın oluşması, bir yola girmesi, orada mesafe alması kolay işler kolay değil. Işler yani değil. Kat edilmiş yolu silip de sil baştan yapmak risk. Sonra yani, sahanın içinde de bitmiyor sonuçlar. Sahanın evet, faaliyetler de var. Evet. Yani başka şeylere, başka zararlara yol açar. Ha, başlangıçta doğru muydu, değil miydi? O tartışılır. Tartışmaya açık bir konu. Evet. Nitekim kamuoyunda da tartışılıyor bu. Ama benim için bir sakıncası yok. Yani sadece benim sıkıntı duyduğum, yani kamuoyunda da birçok kişinin paylaşmış olduğu konu ismi konusu. Yani bir tek problemi burada görüyorum. Başka bir isimle oynayabilirdi. Ayşe Kadın Gençler Birliği olabilirdi, Edirne Gençler Birliği olabilirdi. Ya da Edirne Spor ismi dışında herhangi bir isimle oynayabilirdi. Sonuçta onu da aynı şekilde desteklerdi. Edirne'nin takımı, yani bunu genel kanı budur. Edirne'yi temsil eden bir şeye insanlar sahip çıkmaz mı? Ne olursa olsun sahip çıkar. Mutlak surette, yani 100 kişi çevirin buradan. 99 değil, 100'de Edirne'yi temsil eden şeyin yanında olur. Yani diyorsunuz ki Saraspor da aynı şekilde çıksaydı, Edirne Spor'u profesyonel ligde, Edirne'nin sporunu daha doğrusu profesyonel ligde ben temsil edeceğim deseydi, başarılı olsaydı onu da desteklerdik. Canı gönülden desteklenirdi. Burada evet. Bir de tabii Edirne Spor'un içinde bulunduğu zor durum, yani bir mağduriyet de söz konusu burada. Tahmin ediyorum ki bu insanların biraz canını acıtan bir konu oldu. Evet. Yoksa bunun dışında hiçbir şey yok ama gene altını çiziyorum. Edirne'yi temsil eden her türlü olgu ve girişim başımızın tacıdır. Başımızın tacıdır. Evet. Buna da en uygun olması gereken şekilde cevap vereceğiz. Bir konu daha var burada. Hiç kuşkusuz bir spor adamının ilgi duyacağı konulardan bir tanesi de güreşlerdir. Kırkpınar olayıdır, yağlı güreşlerdir. Evet. Bu da bizim Edirne'mizde var ve gidiyor. Edirne burada bir maça çıktığı gibi değil de olayları en iyi sergileyebilmek için bir pozisyon almış durumda. Misafirlerine iyi bakabilmek için, onları burada en iyi şekilde yapıp dünyanın da ilgisini en iyi şekilde çekebilmek için tarafsız bir organizasyon yapabilme durumunda. Evet. Bu olaylara baktığınız zaman bu çerçeve içinde Kırkpınar iyi yürüyor mu? Yoksa daha da düzeltilmesi gereken, tamir edilmesi gereken, ilave edilmesi gereken noktalar var mı? Şimdi bu hassas bir konu. Evet. Yani şuradan hassas. Kırkpınar dediğimiz olay son derece önemli. Yani dünya için çok önemli. 650 küsur yıllık bir gelenek. Şimdi adı üstünde bir tarihsel gelenek bu. Dolayısıyla bir takım tarihi şeylerin içinde barındırması çok doğal. Ama diğer taraftan baktığınızda da şimdi dünya bir tarafa gidiyor, bir taraf her alanda bir modernleşme söz konusu. Şimdi bu şeyle, modernleşmeyle tarihsel geleneği sürdürme arasında zaman zaman çelişki yaşanıyor. Yaşanmaması da mümkün değil. Yani bunu çok fazla modernleştirdiğiniz zaman o zaman o tarihsel kimliğinden uzaklaştırmış olacaksınız. Yani evet. Geleneği korumaktır esas olan. O da oradaki şimdi bize itici gelen yönleri var. Mutlaka işte o işte panayırdı, kargaşaydı, işte güreşlerdeki bir takım şeyler. Bunlar bunun şeyi, kökü bu yani özü bu. Bunu çıkardığınız zaman hadi modernleştirelim dediğiniz zaman o zaman tarihsel kimliğinden uzaklaştırıyorsunuz. Yani burada bir çelişki oluşuyor. Dolayısıyla o tarihsel kimliğini kaybettirmeden mutlaka bir şeyler yapılmalı. Yani daha modern, daha iyi şeyler yapılmalı. Ama onun özüne dokunma şansımız yok. Yani evet, yadırgasak da beğensek de beğenmesek de o kimliğin özü bu, gelenek bu. Anladım, yani şöyle demek istiyorsunuz. İsterse dünyanın en iyi festivali, şenliği Edirne'de yapılsın ama o festival ve şenlikte dünya tarafından ilgilenmesine rağmen
Kırkpınar'ın özüne, esasına dokunulmuşsa, o ikinci planda kalmışsa öyle bir şey Kırkpınar'a gitmez. Biter. Yani olur, gene başka bir yağlı güreş organizasyonu olur. Ama Kırkpınar'a dokunulmaz. Güreşleri dersimiz son derece modern, yani 21. yüzyılın gerektiği ne varsa onu yaparak bir şey yaparsınız ama o Kırkpınar olmaz. Evet. O zaman. Evet efendim, şimdi programımızın bitmesine az kaldı ama daha 5 tane konu var size soracağım. Şimdi efendim biraz önce de söyledim, sizin 5 ayrı görünüşünüz var, 5 ayrı Şükrücürev olmuşsunuz. Bu kadar Şükrücürev olmanın bir seneye sığan bir sürü işleri de var. Hepsini bu görevlerini tek tek idare etmek bile zor. Hatta bir tek aile reisi olsanız, aileyi bile idare etmek bayağı zordur, değil mi efendim? Evet, tabii. Şimdi, bu kadar zor işiniz varken, ailenizi, yani esas en çok sevdiğinizi söylediğiniz, yani en başa koyardım dediğiniz Şükrücürev olduğunu, onları ayırdığı, ona ayırdığı süre, çoluğuna, çocuğuna, eşine ayırdığı süre, noksan kalıyor mu size göre? Yani bu kadar çok fazla uğraşım olmasaydı daha çok onlara zaman ayırdım diyor musunuz? Yok. Yani genelde ayırırım. Yani işte gerekli olanla gereksiz olan şeyleri ayıklamaya çalışıyorum. Yani birbirinden ayırmaya çalışıyorum. Fazla duygularıma kapılıp kendimi kaptırıp çok fazla koşturmuyorum. Yani yeteri kadar ne gerekiyorsa o kadarını yapmaya çalışıyorum. Yani üstüne fazla kaptırdığın zaman kaybediyorsun kendini, yolunu da kaybediyorsun. Onun da şeyini aldınız yani, deneyimini aldığınız zaman. Bazıları da mesela aynı konuklarımın zaten çoğu, böyle buraya çağırdığımız konuklarımın çok yoğun kişiler. Onlardan bazıları da mesela bütün gayretlerine rağmen en çok değer verdikleri aile babasının araşına zaman ayıramadıklarını söylüyor. Bir tür diyorlar, zaman ayıramıyoruz, onlara karşı çok mahcubuz diyorlar ama siz bu işi demek güzel halletmişsiniz. Yani bir şekilde bir yolunu bulup mutlaka ayırmaya gayret ederim. Yoksa öbür Şükrüler de üzülür diyorsunuz. Tabii. Evet efendim. Şimdi şöyle bir şey daha var. Şimdi baktığınız zaman ayakkabıcının ayakkabısı eskidir derler. Terzinin derler elbisesi buruşuktur, iyi itilmez, iyi bakmaz derler. Doktorlar derler çoğu zaman işte ufak tefek rahatsızlıkları vardı, kendilerine hiç bakmaz derler. Yani lafı şuraya getirmek istiyorum. Siz de spor adamısınız. Spor adamı olduğunuza göre en çok değer vermeniz gereken şeylerden biri de yaşam boyu spordur. Evet. O da bir nevi kendine bakmaktır. Evet. Peki siz yaşam boyu sporu gereği şekilde yapıyor musunuz? Buna da evet diyecek misiniz? Evet diyeceğim, yapmaya çalışıyorum. Ben hala halı sahada haftada bir gün maç yapıyorum. Çok güzel. Yani şu an itibariyle iyi bir arkadaş grubumuz var, genç kardeşlerim. Evet. Onlarla birlikte olmaktan da çok mutluyum. Yani tabii sporu başından beri sizin de işaret ettiğiniz gibi sadece bireysel anlamda tatmin amacıyla yapmıyoruz. Yani bu bir takım ruhu, bir ekip ruhu. Orada işte dostlarla, kardeşlerle, arkadaşlarla bir arada bulunmak her şeyden önemli. Sürdürüyor mu hala? Peki şöyle bir şey var. Bir halı saha maçında kaç tane adım atılır? Çok ama yani... Şimdi şöyle diyorlar da doktorlar onun için sordum. Bir insan, normal bir insan günde en azından 5.000 ile 7.000 adım arasında atması lazımmış. 5.000 ile 7.000 adım atıyorsa o gerekli sporu yapıyor, kendine bakıyor demektir. O bakımdan sonra ama her gün atılması gereken bir adım bu. Bu adımları atıyor musunuz? Şimdi şöyle total denetleri, yani bir kere halı sahada oynarken de arkadaşlarımızın ifadesi verdi. Yani kıtayla bakıyorlar nazar değecek diye. Evet. Beklemiyorum, koşuyorum yani sürekli hareket halindeyim. Hem defans hem ofans toplu yücü. Evet, toplu yani esas defans şeyim, mevkiyim ama bir de ancak şunu da kabul etmek lazım. Ben şimdi normal yaşamımda da yani gün içinde olsun, hatta evin içinde, iş yerimin içinde olsun, ayağına üşenen bir insan değilim. Her zaman hareket halindeyim. Yani sürekli yürürüm, giderim, gelirim. Yani oturayım da oturduğum yerden bir şey olsun gibi bir şey, yaklaşımım hiç yoktur. Yani o 5.000 adımı
çok fazlasıyla attığımı düşünüyorum. Saymadım ama. Hatta görüyorsun çünkü. Evet. Her gün görüyorum ben sizi. İşte öğlen yemeğinizi bile uzak yerde yiyorsunuz. Evet. Yani. Yürüyüş olsun. Yürüyerek. Evet. Evet. Dikkat ettim ona. Evet. Evet. Evet efendim. Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Efendim, demin bahsettik biraz siyasetten de. Önümüzde yine yaklaşan şeyler var, seçimler diyelim ve o yine kolları sıvayacak mısınız? Evet, yani sıvamam gerektiğini düşünüyorum. Ortam da o şekilde. Evet. Ama bunu hiçbir zaman gene bütün anlayışımda olduğu gibi her şeyin önüne koyarak ne pahasına olursa olsun bu olmalıdır yaklaşımıyla yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Ama topluma ve ülkeme hizmet etmek için bana bir görev düşüyorsa onu da sonuna kadar yerine getiririm. Şimdi şu var. Yani şöyle, ben sözünüzü şöyle yorumladım. Eğer bana ihtiyaç duyulursa bu işi yaparım diyorsunuz. Bir de şu var. Evet, bana ihtiyaç duyulduğunu gördüm ve şimdiden itibaren o çalışmalarını da yapıyorum. Hangisine yapabilirim bunu? Şimdi yani halkım isterse ben varım gibi klasik, çok evet, eskimiş bir söylemin evet, içinde değilim. Evet. Yani bunu kullanmayacağım evet, bir evet, ifade değil. Yani kendimizi kandırmayalım. Bu toplumun içinde çok yaşıyoruz, güzel, halkın içinde yaşıyoruz. Neyin evet, ne olduğunu biz de görüyoruz. Hani bizim insanız, yanılabileceğimiz konular da olabilir her alanda olduğu gibi. Ama etraftaki eş, dostun şeyleri de önemli. Tabii toplumun düşünceleri de önemli bu konuda. Yani böyle bir genel kanı benim aday adayı olmamın doğru olacağı şeklinde bir genel kanı var doğru olarak. Ben de bütün aklımla ve kalbimle inanıyorum buna. Evet. Onun için bunların hepsini örtüştürüp aday adayı olmayı düşünüyorum. Evet. Ama evet, siyaset bu tabii, partilerin kendi tabii, içindeki kuralları ve de sonuçta toplumun iradesinin ne şekilde tecelli edeceğini bilemeyiz tabii. Evet, tabii evet. Bize düşeni yerine evet, getirmekte mükellefiz biz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün yaptığımız sohbet gerçekten şimdiye kadar siz altıncı oluyorsunuz. Yaptığımız en iyi sohbetlerden bir tanesi oldu. Her şeyi doğru doğru açıkça söylediniz. Hiç şüphe mahal bırakmayacak şekilde. Onun için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili. Çok buyurun, teşekkür ederim buyurun, size. Buyurun, buyurun. Geçmişte evet, çeşitli alanlarda olduğu gibi bu program vesilesiyle de bir arada olmaktan mutluluk evet, duydum her zamanki gibi. Çok hoş ve değişik formatta bir programdı. Ben de sizi kutluyorum. Yayında emeği geçen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun efendim. Bu format konusu gerçekten benim de değer verdiğim, böyle bir formatı beğenmiş olmanız bana daha çok cesaret verdi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere diyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programı daha geride bıraktık. İnşallah ilerideki Salı günlerimizde saat 11'de yine bu programları tekrar edeceğiz. Sizlere yeni yeni programlar sunacağız. Buluşmak üzere, hepinize konuğumla birlikte sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. İyi akşamlar efendim.